Ayrıca Konya ve Ankara İl İlçe örgütünden katılan arkadaşlara herkese hoş geldiniz diyoruz. Dün ve bugün 2 yıl dönümü, ben sadece onları hatırlatarak eş genel başkanımızı kürsüye davet edeceğim. Dün 8 Ekim 1980'de ilk idam edilen, 12 Eylül'den sonra ilk idam edilen Necdet Adamlı'nın ölüm yıl dönümü. 12 Eylül darbesinin ilk idam ettiği devrimci olması elbette önemli ve aynı zamanda bugün idamın yeniden tartışılıyor olması açısından da sanırım anılmaya değer bir durum. 22 yaşında ve 1988 Ekim'de idam edildi. Yine bir başka isim 9 Ekim 1967'de Bolivya'da kurşuna dizilerek katledilen Che Guevara. Onun da katledilmiş olması aynı zamanda bizim için enternasyonalizmin sadece düşünce boyutunda değil ama eylemde de, yaşamda da nasıl sembolleşmesi açısından son derece önemli. Bugün sabah mecliste eş genel başkanımız ve milletvekillerimizin de, KYK'lı milletvekillerimizin de katıldığı KYK'lılarla yapılan bir toplantı vardı. Misafirlerimiz aramızdalar. Onlara da hoş geldiniz diyorum ve ben eş genel başkanımızı Sayın Temelli'yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sevgili arkadaşlarım, sevgili konuklarımız, değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hum biharaten, sersara serçevaatın. Hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz. Sizler Türkiye halklarının yüz akısınız, onurusunuz, gelmekte olan tarihin inadısınız. En büyük yenilgi sinmek, yılmak, sarayın istediği gibi korkuyla nefes alıp vermektir. O yüzden bizler sokakta, mecliste, evlerde inatla bir araya gelerek barış ve demokrasi mücadelemizi yükseltmeye devam ediyoruz. Bu mücadeleyi yükselten sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bu mücadeleyi yükselten, bugün gözaltına alınan, 3 gündür gözaltına alınan tüm arkadaşlarımı buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Asla yılmayacaklar, asla boyun eğmeyecekler. Neden gözaltına alındıklarını çok iyi biliyoruz. Çünkü demokratik siyasete, çünkü barışı, demokrasiyi savundukları için, çünkü halkların özgürlüğü için mücadele ediyorlar. Bu yüzden de bu ceberut devlet arkadaşlarımızı yine 24 Haziran öncesi yaptığı gibi gözaltılarla yıldırmaya çalışıyor. Başaramayacaklar. Buradan cezaevinde bulunan binlerce cesur yoldaşıma da sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Onlar direndikçe bizler güçleniyoruz. Bir selamlamada, bir sevgi, saygıda onursal başkanımıza yollamak istiyorum. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Ertuğrul Kürkçü'ye onursal üyelik ünvanı verdi. Onunla onurlandık. Dev genç mücadeleye devam ediyor. Bugün grup toplantımızı yine bir vekilimiz eksik yapıyoruz. Leyla vekilimiz yine aramızda yok. Leyla vekil, bu dönemde tutuklanmamız için hukuki bir delile ihtiyaç yok. Siyaset yapmamız en büyük delil demişti. Evet, haklı çıktı, hala tutuklu. Hatırlarsınız, kendisine daha önce türkü söylemesi nedeniyle de bir ceza verilmişti. Leyla vekilimiz için inadın türküsü olacağız. Onu ve tüm arkadaşlarımızı mutlaka ama mutlaka cezaevlerinden çıkartacağız. Değerli arkadaşlarım, yoldaşlarım, Yüksel direnişinin 700. günü. Vekillerimiz bu direnişe omuz vermek üzere orada olacaklar. Faşizmin gözlerinin içine bakarak meydanları direnişle taşlandıran Yüksel direnişini de saygıyla selamlıyoruz. Evet, yarın 10 Ekim. Yarın 10 Ekim anmasına da katılacağız. Savaşa inat, barış hemen şimdi dediği için 103 yoldaşımızı anacağız. Yaşamını yitiren 103 arkadaşımızı yarın yine hep birlikte anacağız. Barış'ın 103 ismini, yoldaşlarımızın cansız bedenleri ve yüzlerce yaralı yerde yatarken bizlere gazla, tomayla saldıranları asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz. Yoldaşlarım, 10 Ekim davalarını partimiz yakından izledi. Orada gördüğümüz şey bizim önümüze devletin çıkarmak istediği kişilerdi. Peki ya hiç yargılanmayanlar? Peki o katillerin Ankara garına kadar gelmesine yol verenler? Onların hiçbiri yargılanmadı. Suçlanmadılar bile. Evet, suçlanmadılar. Bize dönük bütün katliam davalarında bir tek kamu görevlisi, bir tek polis memuru, bir tek emniyet müdürü bile yargılanmadı. Bugüne kadar AKP'li siyasetçilerde ölenlerle ilgili bir söz duymadık, görmedik. Tam tersine dönemin başbakanı çıktı, dedi ki oylarımızda yükseliş trendi var. Ölen canlarımız üzerinden pazarlığa tutuşan bir zihniyetten bahsediyorum size. Evet. Başta 10 Ekim katliamı olmak üzere tüm saldırılarda hayatını yitiren tüm yoldaşlarımızın anıları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Şair Hasan Hüseyin'in dediği gibi, kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette. Direnmekle, kurtulmakla, barışa ben amenna. Biliyorsunuz, Türkiye son günlerde af tartışmasına kilitlendi. Kaderine boyun eğmediği için cezaevinde olan binlerce tutsaktan söz etmeden kader mahkumlarını çıkartıyoruz diyorlar. Bu meselenin ardındaki esas gaye bir kargaşa yaratıp cezaevlerinden tehdit savuran çetelere dışarıda hareket alanı sağlamak. Af tartışması sürerken daha geçtiğimiz hafta havalimanında direnen 7 işçi arkadaşımız daha tutuklandı. Toplamda havalimanında çalışan 34 işçi arkadaşımız tutuklu. Neden tutuklu? Çünkü bu çalışma koşullarına itiraz ettikleri için, bu ortaçağ köleci akla itiraz ettikleri için tutuklandılar. AKP'nin yönettiği bu ülkede her ay 150'den fazla işçi yaşamını yitiriyor. Her ay bu kadar insan sadece çalıştığı için yaşamını yitiriyor. Saray sadece insanların emeği değil, canı üzerinde de yükseliyor. Havalimanı işçilerinin yaşadıkları Türkiye'de emekçilere reva görülen koşulların üzerinden kara bir perdeyi daha kaldırdı. Her şey gözlerimizin önüne tüm açıklığıyla, çıplaklığıyla sergilendi. Emekçilere yönelik zulüm sürüyor. Bakın, Amasra'da Hattat Holding'e ait bir maden işletmesinde 209 işçi işten çıkartılıyor. Ve çıkartılan işçilerin tazminatları ödenmiyor. Bunun üzerine işçilerden Bülent Çevik ve Serdar Aslan vinçin üzerine çıkıp eylem yapıyorlar. Ben Bülent Çevik'i aradım. Kendisiyle görüştüm. Vincin üzerinde direnmeye devam ediyor. Hak mücadelesine devam ediyor. Onun selamlarını size getirdim. Kendisine de söyledim. Süreci takip edeceğiz. Türkiye'nin dört yanında emekçilerle birlikte hak mücadelesini vermeye de devam edeceğiz. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Evet, bugün aramızda kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen arkadaşlarımız da var. Sabah birlikteydik. Kendilerini selamladım. Aynı mağduriyeti yaşıyoruz. Acılarımız ortak. 130 bin dosya var. Bugüne kadar 36 bin dosyaya daha bakabilmiş komisyon. Bakmış da ne olmuş? Baktığı 36 bin dosyadan 33.700 dosyaya red kararı vermiş. Şimdi OHAL döneminin bu mağduriyeti devam ediyor. Red verdikten sonra mahkeme yolu açılıyor. Bu mahkeme kaç yıl sürecek belli değil. Belki 10 yıl sürecek. İşte bu mağduriyet aslında sadece bugün ihraç edilenlere değil, sadece onların sosyal çevresine değil, gelecek kuşaklara da bu yolla taşınmış oluyor. Evet, bir mağduriyetler coğrafyasına çevirdi ülkemizi bu iktidar. Ve mağduriyetleri yaygınlaştırdıkça mağdur olanları suçlayan bir iktidar. Oğluna pantolon alamadığı için İsmail Devrimi, kocasından şiddet gördüğü için 21 yaşında hayatını kaybeden Zübeyde'yi, bakımı yapılmayan tren rayları nedeniyle Çorlu'da yaşamını yitiren Oğuz Arda'yı, 3. havalimanı inşaatında işçi cinayeti nedeniyle yaşamı son bulan Kadir Oruç'u yok sayıyorlar. Onların yok saymasına inat, biz var sayacağız, onların anısına bu mücadeleyi yükselteceğiz. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın diyor yazar. Evet, tank altında ölen çocukların, intihar eden işçilerin, göstere göstere katledilen kadınların ülkesine dönüştü ülkemiz. Bu aynı zamanda aslında AKP'nin tanıtım filmidir. Evet, bu iktidarın tanıtım filmidir bu cinayetler, bu mağduriyetler. Bu filme son vermeliyiz. Bu filme son verilecek güç işte burada. Gücümüzle Türkiye halklarının barış arzusunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Mücadelemizi de buradan yükseltiyoruz. Evet, bütün bu kara tablo, içinde yaşadığımız bütün bu zulümün ne zaman başladığını sorarsak, onun da tarihi bugündür. 9 Ekim'dir. Evet, şöyle geriye doğru bir 20 yılın muhasebesini yaptığımızda, eğer bunca zulüm varsa, bunca zalimlik varsa, bunca savaş, bunca can kaybı varsa, bu ne zaman nasıl başladı sorusunu, yanıtını 9 Ekim'de aramalıyız. Bugün 9 Ekim komplosunun yıl dönümü. Evet, bu komplonun başladığı tarih. 9 Ekim tarihi Orta Doğu'da ve ülkemizde yaşananları anlamak için çok kritik bir tarih. Geriye dönüp baktığımızda bugün yaşadıklarımızın en temel nedenini bu tarihte, bu komploda görebiliriz. Hükümet, uluslararası güçlere rağmen tamamen kendi hedefleri doğrultusunda Suriye Savaşı'na müdahil olduğunu ileri sürüyor. Değil mi? Böyle bir tezleri var. Her şeye rağmen, tüm dış güçlere rağmen Suriye'deyiz diyor. Oysa gerçek öyle değil. Türkiye'nin Suriye'ye sokulma stratejisi 1998 yılında planlanıyor. Adana mutabakatıyla. Bu Adana mutabakatı daha sonra WikiLeaks belgeleriyle açığa kavuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Şam'ı bilgilendirmeden 15 kilometre kadar Suriye işlerine girebileceğinin mutabakatı. Ve 98'den sonrası malum. Irak işgali, Türkiye'de AKP'nin iş başına gelmesi, MHP'nin iktidar ortağı olması, Büyük Orta Doğu Projesi ile birlikte ılımlı İslam projelerinin hayata geçirilmesi, Orta Doğu'ya müdahalenin yaygınlaştırılması ve Suriye Savaşı. Bütün bu gelişmelerin kimler tarafından planlandığını 9 Ekim komplosundan öğreniyoruz. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit yıllar sonra şöyle diyor. ABD bize neden Öcalan'ı verdi anlamadım. Evet. Neden verdiği bütün çıplaklığıyla şimdi ortada. Bu sorunun cevabı ortaya çıktı. 9 Ekim ve 15 Şubat'ın gizli servisler tarafından yürütüldüğü birçok belgede ortaya kondu. 9 Ekim 98'de Orta Doğu'nun kaderine, bölge halklarının geleceğine müdahale edildi. Tecridin aynı güçler tarafından derinleştirilerek sürdürülmesi de planın tamamlanması isteğiyle ilgilidir. Evet, bugünkü tecridi 9 Ekim tarihine bakarak anlayabiliriz. Sayın Öcalan bu komplo ile Türkiye halklarının karşı karşıya getirilmek istendiğini, bir iç savaşın çıkarılmak istendiğini vurguladı. Bu tehlikeyi gördüğü için de İmralı'daki bütün savunmalarını Kürt ve Türk halklarının ilişkilerinin demokratikleştirilmesi üzerine yaptı. Evet, hepimiz bunun şahidiyiz. Uluslararası güçlerin Türkiye halkları üzerindeki hesaplarını, oyunlarını boşa çıkarmak için ortak vatan ve demokratik cumhuriyet tezini ortaya koydu. Bütün bunlar Türkiye halklarının geleceği açısından çok kıymetli adımlardı. Sayın Öcalan ancak farklılıklara dayanan, gücünü buradan alan, bu güçle halkların özgür birlikteliğini mümkün kılacağını dile getirirken, sonu gelmeyen can ve mal kayıplarından kurtulabilmenin yolunu da gösteriyordu. Farklı inanç, farklı ulus ve kültüre sahip kesimlerden oluşan bir demokratik ulus modelinin aslında inşasını gerçekleştirmeye çalışıyordu. Bu çağrıya şiddet ile karşılık verildiği için Kürt sorunu bugün çözümsüzlüğe mahkum edilmiştir. Bugün yaşadığımız demokrasi sorununun da, bugün yaşadığımız bütün sorunların temelinde de bu Kürt sorununun çözümsüzlüğünü görüyoruz. Sorunun çözümünden yana olanlara karşı bu iktidar savaşı, savaş politikalarını, yani çözümsüzlüğü tercih etmiştir. Öcalan yaklaşık 3 yıl boyunca süren görüşmelerde bugünlerde karşılaşmış olduğumuz siyasi ve ekonomik krizler konusunda uyarılarda bulundu. AKP'nin müzakerelerde istekli olmadığını ve bunun tehlikeli olduğu uyarısını yaptı. Evet. 2014'teki bir görüşmesinde darbe mekaniğine dikkat çekti. Çözüm için sorumluluk alınmaması durumunda bir darbenin kaçınılmaz olacağını söyledi. Öcalan'ı dikkate almadılar. Ne oldu? 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe mekaniği harekete geçti. Darbe kalkışmasını yaşadık. Ve yine bu görüşmeler sırasında bir mutabakat metni ortaya çıktı. Dolmabahçe mutabakatı. Dolmabahçe mutabakatının üstüne tecrit kilidi vuruldu. Mutabakatta özgür vatandaşlıktan cinsiyet rejimine, doğanın korunmasından yerel demokrasiye kadar her alanda en demokratik yöntemler geliştirilmişti. Bu aslında Türkiye'nin demokrasi sorununun çözümüydü. Çünkü demokrasi sorununun çözümü Kürt sorununun çözümü demekti. Kürt sorununun çözümü demokrasi meselesinin halledilmesi demekti. Bu ilişkiyi ortaya koymadan, bu ilişki üzerinden yol almadan Türkiye'nin sorunlarını çözmek, Türkiye'nin demokratik bir rejime kavuşmasını sağlamak mümkün değil. Buna karşılık AKP Başkanı Erdoğan böyle bir mutabakat yok dedi, mutabakatı sonlandırdı. Ve annelerin çocukları için endişelenmediği barış günlerine de böylecine bir nokta konmuş oldu. Sonrasını biliyorsunuz. Katliamlar. İşte yarın 10 Ekim anmasına gideceğiz. İşte bu mutabakatın sonlandırılması, demokratik çözüm yolunun kapanması bizleri katliamlara, katliamlarla dolu bir dönemi yaşamaya mecbur kıldı. Yarın 9 Ekim'den bugüne aklını yitirmiş bir zihniyetin katliam tarihleri arasına sıkışıp kaldık. Bu katliamcı anlayıştan kurtulmak için inatla barış mücadelesini yükseltmeliyiz. Değerli arkadaşlar, tecrit meselesini anlamak, AKP'nin Kürt halkına yönelik bakış açısını, iktidarın barış konusundaki yaklaşımını anlamak açısından kilit bir önem taşıyor. Tecrit, Türkiye'de Kürt sorununun hükümet tarafından getirildiği noktayı çok iyi özetliyor. Soruyoruz. AKP tecrit uygulayarak çözüm adına ne yapmış oluyor? Tecritle neyi çözmüş oluyor? Tecrit, Kürt meselesinin sorununun asıl muhataplarından koparılarak gizli ittifaklara teslim edilmesi için kullanılan araçlardan biri. Sayın Öcalan İmralı heyetine şöyle söylemişti. Yine hatırlatıyoruz. Bunu bu masada çözersek çözeriz. Son şansımız. Bu masada çözemezsek muhataplar dışarı açılır. Öyle oldu. Evet. Dışarı açıldı. Oysa bunu çözebilirdik. Muhatapları bir masanın etrafına oturmuştu ve tüm ülke büyük bir umuda sarılmıştı. Ama o masayı devirenler bu katliamların sorumlusudur. O masayı devirenler bu savaşın, bu yıkımın sorumlusudur. Evet, Sayın Öcalan'ı mutlak tecrit altında tutmak, toplumu savunmasız bırakmak anlamına geliyor. İmralı sistemiyle toplum savunmasız bırakılıyor. Bizler toplumu savunmasız bırakanlara karşı toplumu savunmak için buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Bugün ülkenin en büyük sorunlarından biri ekonomi sorunu. Türkiye şu anda yaşadığımız iktisadi krizi açıklamaya çalışırken iktidar biliyorsunuz habire dış güçlerden bahsediyor. Dış güçler böyle yaptı, dış güçler şöyle yaptı. Oysa bu iktisadi krizin en önemli sebeplerinden biri aslında izlenen savaş politikaları. İşte tecrit, savaş, demokratik çözümün önünün tıkanması sizi bu savaş politikalarına sürükledikçe bu iktisadi krizin içinden çıkamazsınız. Öyle de oluyor zaten. Hem iktisadi krizin içinde boğuluyorlar hem de bu savaş politikalarında ısrar etmeye devam ediyorlar. Bu yıl, içinde bulunduğumuz bu yıl, 2018 yılında savunma sanayi destekleme fonuna ayrılan para %124 artmış. Evet, kriz var. Ciddi anlamda bir yoksullaşma var. Hayat pahalılığı, işsizlik artıyor. Savunma sanayi destekleme fonuna %124 artış getiriliyor. İnşaat ve silah sanayi. Bu ikisi üzerinden ülke ekonomisi, toplum bir uçuruma, bir felakete sürüklenmeye devam ediyor. Buradaki asıl sorun AKP'nin bu ekonomik, iktisadi sorunları savaş koşullarını sürekli diri tutarak aşma çabasıdır. Yani savaş politikalarındaki inatları aslında iktidarda kalmalarının bir nedenidir. O yüzden bu denli barışa düşmanlar. O yüzden benim arkadaşlarımı gece gündüz gözaltına alma derdindeler. O yüzden bizim eş başkanlarımızı, yoldaşlarımızı cezaevinde tutsak olarak tutuyorlar. Çünkü barıştan korkuyorlar. Çünkü halklardan korkuyorlar. HDP'den korkuyorlar. Ve bu yüzden de savaş politikalarını diri tutma peşindeler. Cumhurbaşkanı danışmanı İtiraf etmişti. Suriye Savaşı'na dair demişti ki inşaat sektörümüz Suriye'yi yeniden yapılandırmaya hazır. hayata, insana, yaşama baktıkları şu çarpıklığa bakın. Bu çarpık anlayışa bakın. Bu betona yatırım yaptıkça duygularına da, beyinlerine de beton dökmüşlerin sözü, beton dökmüşlerin sesi. Bu sesi mutlaka ama mutlaka kısacağız. Şimdi derinleşen ekonomik krizle birlikte yine başladılar. Fırat'ın doğusuna gireceğiz demeye. Yine beka sorunu konuşuyorlar. Vatan, millet, Sakarya edebiyatına yine sarıldılar. Ve bunlar biliyorsunuz prompturdan okuyorlar ya hani sürekli. Sağ promptur, sol promptur. O iki promptur arasında bunların aklı çok karışıyor. Bunlar yazmadığı için bunlara yazıp veriyorlar. Yazıp verdikleri için de ne dediklerini bilmiyorlar. Bakın Bahçeli ne dedi? Bu dedi az yeme, çok yeme meselesi değil, vatan meselesidir. Yani diyor ki bunun meali ne? Ben az yiyorum. AKP sen de çok yiyorsun. Bunlara takılmayalım. Bu vatan meselesi üzerinden biz yemeye devam edelim. Ahaliyi de savaşla oyalayalım. Orada okuyor. Az yeme, çok yeme meselesi değilmiş. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yediniz, doymadınız. Ama kursağınızda kalacak bu yedikleriniz. Evet. Her siyasal kriz ortaya çıktığında ya dış mihrak var ya iç mihrak var. Bazen de sızma mihrak var. McKinsey. Bu da sızmış. Karar veremediler. İç mihrak mı? Dış mihrak mı? Ama anlaşılan o ki damat bu işin içinde. O yüzden şimdi damat hangi kadroya atanacak? İç mihrak kadrosuna mı? Dış mihrak kadrosuna mı? Onu da yakında göreceğiz. Tabii bugün Türkiye büyük bir heyecanla bekliyor. Damat enflasyonla mücadele programını açıklayacak. Ben tüyoyu aldım. Ortada büyük bir daire, etrafında küçük daireler. Çünkü biliyorsunuz, daha önce de açıkladıklarında böyle modeller yaratıp geliyor. Büyük bir daire, etrafında küçük daireler var. Enflasyonla nasıl mücadele edeceklerine dair. Diyor ki, şirketlerin diyor borçlarında indirim yapacağız. Şirketleri rahatlatacağız ve onların fiyat arttırmasının önüne geçeceğiz. Enflasyonla mücadelede genişleyici maliye politikası uygulayacak. Şaşkına bak. Bunun aklı karışmış. Bu şimdi dosya hazırlıyor ya sanki iş başvurusu dosyası. Ne yaparsın evladım sen? Çok güzel daire çizerim. Çözüm yok. İddia ediyoruz. Enflasyon fırlayacak. Enflasyonun fırlayışının önüne geçecekleri bir tek araç var ellerinde. O da TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumu. Enflasyon fırlayacak. Çarşıda, pazarda herkes fark edecek. Ama TÜİK enflasyonun düştüğünü açıklayacak. Çünkü TÜİK'e, Türkiye İstatistik Kurumu'na müdahale ettiler. Ve müdahale ettikleri günde şunu dediler. En kötüyü gördük. Bundan sonra daha kötüyü görmeyiz. Neden? Bundan sonra çünkü açıklanacak rakamlar enflasyon rakamı değil. Onların yalanları olacak. Evet. AKP döneminde bakın ekonomik sorunlar o denli toplumsal sorunlar ve siyasal sorunlarla içe geçti ki tarımsal araziler tarımsal arazi olma vasfını hızla yitirdi. Çiftçilerin borcu 13 kat arttı. Buna rağmen hazırlanan YEP'te çiftçiye, tarıma yer yok. Peki tarımdan en çok geçimini kim sağlıyor? Kürtler. İşte iktisadi sorunlar, siyasi sorunlar, toplumsal sorunlar. Meraların yasaklanması, ormanların yakılması, çiftçinin borcunun göz ardı edilmesi hep arka planda yatan işte bu savaş zihniyetidir. Kürt halkına, Kürtlere yönelik bu düşmanca tutum savaş politikalarının sürdürülebilmesi için araç haline, malzeme haline getiriliyor. Bununla bitmiyor. Sayıştay raporları yayınlanıyor. Raporlar: İşçileri korumakla yükümlü Çalışma Bakanlığı kendi personeli için kıdem tazminatı ayırmamış. Bakın, Bülent Çevik o yüzden o vincin tepesinde. Kıdem tazminatı alamıyor diye. Özel şirket onun kıdem tazminatını vermiyor. Özel şirket vermiyor. Çalışma Bakanı ne yapıyor? İmam cemaat meselesi bu. Çalışma Bakanı da kendi çalışanlarına tazminat ayırmıyor. Devlet adeta kayıt dışı. Sigortasız işçi çalıştıran yerleri belirlemekle yükümlü olan SGK, sigortasız işçi çalıştıran 675 kuruma teşvik veriyor. Bu nasıl bir akıl? 675 kurumu ödüllendiriyor. Bizim belediyelerimizle ilgili konuşmaya başladı ya. Diyor ki hani bunlarda yolsuzluk vardı filan. Bizim hiçbir belediyemizde Sayıştay raporlarıyla kanıtlanmış bir tek kuruş yolsuzluk yok. Ne yolsuzluğu? Hata yok, hata. Hani yazarken bile hata yapmamış. Muhasebesini de tam tutmuş, şeffaf tutmuş, hesabını da vermiş. Bunlar bizim belediyelere laf söylerken o atadıkları kayyumların hepsi neredeyse yolsuzluğa bulaştı. Öyle ya da böyle. Kanıtlanmış olanları var. Atadığı kayyumu bile görevden almak zorunda kaldı. Hırsızlığın boyutuna bak. Evet. Bir tek kuruş bulamadığı, bir tek kuruşluk yolsuzluk bulamadığı belediyelerimizi suçlarken kendi atadığı kayyumlar ortadadır. Az kaldı. Bütün bu kayyumları bu kayyum coğrafyasından hep birlikte süpürüp atacağız. Hem bu kayyumları atacağız, hem bu sarayı süpüreceğiz. Her sabah zamla uyanıyor halk. Bugün yine akaryakıta zam yapıldı. Şimdi bu enflasyonla ilgili konuşuyorlar ya, enflasyonun nedeni üzerine çalışma yapıyorlar ya. Her gün bu denli zam yapılan bir ülkede zaten enflasyon çıkar. Bir zam sistemi. AKP bir mahalle tefecisi gibi halktan topluyor ve bir çukura, bir gaya kuyusuna bütün bu kaynakları atıp çarçur ediyor. Nasıl mı topluyor? İşte fatura. Böyle topluyor. Elektrik faturası, doğalgaz faturası. Bu faturalara bakın. Geldiğinde bakın. Her faturada en az 4-5 tane ayrı vergi var. Elektrikte, doğalgazda, akaryakıtta, yani sizin kullandığınız her şeyde dolaylı vergi var. Ve bu adaletsizlik aslında ülkeyi topyekün büyük bir adaletsizliğe sürüklüyor. Halka bu adaletsizliği dayatarak, halkı yoksullaştırarak topladığı o paraları da işte yandaş sermayesine, o beton sermayeye, o silah sanayine aktarmaya devam ediyor. Bunu çözmek için bir yöntemleri var. Geliştirmişler. Diyorlar ki enflasyonun nedeni hayat pahalılığı. O zaman ne yapacağız? Hayat pahalılığını önleyeceğiz. Nasıl? Zabıtayla. Evet. Zabıtayla. Zabıta hayat pahalılığını önleyecek. Düşünebiliyor musunuz? Çarşı pazarda zabıta dolaştıracaksınız. Hayat pahalılığını önleyeceksiniz. Bir de Ticaret Bakanı var bu ülkede. Çok maharetli. Tespit etmiş. Bütün bu enflasyonun nedeni 114 tane firmaymış. Firmalardan savunma istemiş. Ben merak ediyorum, firma ne yazacak? Ürünlere zam yaptığı için enflasyon var. Firma ne diyecek buna? Zam yaptık. Neden zam yaptın? Sen de akaryakıta zam yaptın. Doları 3.80'den aldın, 6.20'ye, 6.30'a getirdin. Bütün maliyetler arttı. Ben de zam yaptım. Savunmayı benden değil, saraydan iste diyecek. Okuyacağın şey bu. Evet. Bir ekonomi dahisi bunlar. Şimdi başka bir moda daha var. Concordato modası. 300'ün üzerinde firma Concordato ilan etti. 3000 tanesi de sırada. Bu firmaların büyük bir çoğunluğu AKP'nin ihale zengini firmalar. Yani Concordato ilan ederek aslında yükümlülüklerinden kaçıyorlar. Ve bütün ekonomik krizi işçilerin, emekçilerin, o firmalarda çalışacak olan insanların üzerine yıkma derdindeler. Evet sevgili arkadaşlarım, böyle bir ülkede yaşıyoruz. Her tarafı sorun yumağına dönmüş bir ülke. Ve tabii ki iktisadi kriz beraberinde derin toplumsal krizleri de getiriyor. Son 20 yılda nüfus %26 artarken suç oranı %400 artmış. Toplumsal krizin kaynakları. Bu bir tesadüf olamaz. Özellikle hırsızlık ve uyuşturucu suçlarda artış oranı %600. Cezaevlerindeki çocuk ve genç oranı %40 artıyor. Çünkü bu 20 yıl boyunca bu ülke yoksullaştı. Bu 20 yıl boyunca bu ülkede adaletsizlik arttı, gelir dağılımı bozuldu. Bu 20 yıl boyunca bu ülke kamplaştırıldı, düşmanlaştırıldı. Evet, bütün bunlar birbiriyle birlikte hareket ediyor. Bileşik kaplar misali. Siyasi kriz varsa ekonomik kriz de olur. Ekonomik kriz varsa toplumsal kriz de olur. Bunların hiçbiri birbirinden bağımsız hareket etmez. Bakın, cinsel suçlardaki artış inanılmaz boyutta. 10 kat, tam 10 kat artmış. Neden? Şimdi şöyle konuşuyorlar. Kadın erkek eşitliği doğaya aykırıdır diyor. Tecavüze uğrayan kadınlar doğurmalıdır diyor. Kızlar okuyunca erkekler evlenecek kız bulamıyorlar diyor. Böyle bir karanlık zihniyet, karanlık cümlelerle konuşuyor. Evet. Ve sonra da cinsel suçlar 10 kat artıyor. Çünkü siz bu zihniyeti topluma taşıdıkça bu suçların önünü açıyorsunuz. İşsizliğin artışını kadınların çalışmak istememesine bağlayan, iş isteyen kadına evdeki işler yetmiyor mu diyen bakanları bu dönemde gördük. Kadını darp etmek, tehdit etmek, yaralamak, fuhuşa zorlamak, hepsi af kapsamında. Evet, af kapsamında bunların hepsi var. Kadını ölüme götüren her türlü muameleyi affedilebilecek suçlar olarak gören, işte bu karanlık zihniyet. Bizzat AKP'nin ve ortaklarının vekillerini atadıkları, valilerin, rektörlerin, il yöneticilerin icatlarına bakın. Şu Kırklareli valisine bakın. Kadını tehdit ediyor. Ormanda 4 erkeğe dövdürüyor. Evet. Kadına ayaklarının altını öptürüyor. Ne denir buna? Buna söylenecek bir sıfat bile yok. Ama devlet bunu görevden alıp bunun hakkında soruşturma açmak yerine Kırklareli'nden alıyor, merkez valiliğine çekiyor. Yaptığı bu. Yani bu barbara yaptığı muamele bu. O merkez valisi olarak hala burada. Yani ödüllendiriyor bir yerde. Hem oturacak, hem maaşını alacak, hem de kadına yönelik bu şiddeti, bu saldırıyı meşrulaştıracak. Evet, bu tabloyu Türkiye'nin önüne koyanların karşısına kadınların öncü bir rol üstlendiği bir mücadelenin parçası olarak dikilmek bizler için bir onurdur, HDP için bir onurdur. Değerli konuklarımız, değerli arkadaşlarım, yerel seçimlere 6 aydan az bir süre kaldı. Yerel seçimler söz konusu oldu. HDP'yi ağızlarına dolamaya başladılar. Bu son gözaltılarda da aslında izlediğimiz şey AKP'nin seçim çalışmasıdır. Evet, nasıl seçim çalışmaları yaptıklarını 24 Haziran'dan çok iyi hatırlıyoruz. Gözaltılar, saldırılar, cinayetler, kaymakamlar, valiler, jandarma komutanları hepsi AKP'nin kampanyasına dahildir. Böyle seçim çalışmaları yürütüyorlar. Şimdi de yerel seçim çalışmalarına başladılar. Ve tabii HDP'yi suçlayan, HDP'ye karşı her türlü nefreti dile getiren Erdoğan konuşmaya başladı. HDP'yi meşru bir parti olarak görmüyormuş. Görme. Sen meşru musun? Meşruiyet tartışması yapılacaksa bu HDP ile değil, bu ancak senle yapılır. Sen sandıklara şaibeyi, hileyi, bu saydığım tüm yöntemleri sokmuş, ancak öyle ucu ucuna o sandıktan çıkmış birisin. Senin meşruiyetin tartışmalı ve bu tartışmayı sürdüreceğiz. Madem meşruiyet konusunu açtın, bak belgesi var. Mimar ve Mühendisler Odası'nda bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası çok önemli bir rapor yayınladı. Seçim sonuçlarındaki hileleri açıkladı. Ve nedenli hilenin olduğu bütün çıplaklığıyla ortada. HDP meşru bir parti değilmiş. HDP meşru bir parti. HDP halktır. Halk burada meşruiyetini işte o halktan alıyor. Senin gibi seçim hırsızlığından, sandık hırsızlığından almıyor. O yüzden meşruiyet tartışması senin ağzından çıkacak bir laf değildir. Muhatap değilmiş bizde. Biz çok üzüldük. Bizi muhatap kabul etmiyormuş. Bu dertle artık iflah olmayız biz. Kim seni muhatap kabul ediyor ki? Bizim muhatap alacağımız halkımız var. Bizim muhatap alacağımız emekçilerimiz var. Bizim muhatap alacağımız kadınlarımız var. Biz 6 milyon seçmenden oy almakla kalmıyoruz. Biz bütün ülkenin sorunlarına muhatap oluyoruz. O yüzden bizim muhataplarımız halklarımızdır. Türkiye halklarıdır. Sen kimsin? Bizi muhatap almıyormuş. Biz de seni muhatap almıyoruz. Bunlar zafer hırsızı. Bunlar yolsuzluk arsızı. Şimdi de adayları diyor kandide belirlerseniz müdahale ederiz. Eğer öyle olursa ertesi gün kayyum atarız. Tehdit, şantaj, rehine politikası. Ne ararsanız hepsi var. Tekmili birden hepsi AKP kürsülerinde. Biz seçim sonuçlarına odaklı olarak hareket etmiyoruz. Bizim yolumuz barış ve demokrasi yolu. Bizim yolumuz faşizme karşı mücadele yolu. Senin ne yapacağına göre değil, halklarımız ne istiyor? Ona göre biz yola çıktık, o yolda da yürüyoruz. Senin tehditlerine de asla boyun eğmeyeceğiz, asla pabuç bırakmayacağız. Sanıyor ki bu tehditleriyle halk sandığa gitmeyecek, oyuna sahip çıkmayacak. Sen onu oy mu sanıyorsun? O irade. Siyasi bir iradedir o. O 40 yıllık bir irade. Bu halk kimleri gördü? Kimler geldi? Kimler geçti? Bu 40 yıl boyunca, bu 50 yıl boyunca sen diz çökmüş bir halk gördün mü? Boyun eğmiş bir halk gördün mü? Vazgeçen birisini gördün mü? Asla vazgeçmedik. Yine vazgeçmeyeceğiz. siyasi irademize, kentimize, kendimize, geleceğimize, özgürlüğümüze dün olduğu gibi yarın da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Sen ancak bu hayallerle yatarsın, kalkarsın. Seni bekleyen yine 24 Haziran'da olduğu gibi büyük bir hayal kırıklığıdır. Nasıl o barajları 7 Haziran'da, 1 Kasım'da, 24 Haziran'da kafana yıktıysak, şimdi yerel seçimlerde de senin kayyumlarını kayyum coğrafyasından süpürüp atacağız. İşte sen o çöpleri toplamaya gelirsin ancak. Evet, bu ülkeyi arkadaşlarım hep birlikte bu kayyum utancından kurtaracağız. Evet, bu ülkede bir kayyum coğrafyası var. Bu kayyumlara ses etmeyenler, bu kayyumları görmezden gelenler aslında bugün büyük bir demokrasi sorunuyla boğuşuyorlar. O yüzden diyoruz ki kayyum Van'ın, Ahmet'in, Mardin'in sorunu değil. Kayyum Trakya'nın, Ege'nin, Çukurova'nın, Karadeniz'in sorunu. Kayyum demokrasinin sorunu. Kayyum barışın sorunu. Bu ülkeye barış istiyorsanız, demokrasi istiyorsanız işte size fırsatı. İşte bu yerel seçimlerde yan yana gelerek, omuz omuza vererek tüm demokrasi güçleri bu ülkeyi hem kayyumlardan hem kayyumcu zihniyetten kurtarabilir. İşte gelin bu çağrımıza kulak verin. Gelin yan yana duralım. Gelin hep birlikte bu ceberrut iktidara son verelim. Kentlerimizi kadınların, emekçilerin, gençlerin, halklarımızın kentleri yapmak için, doğayı beton zihniyetinden kurtarmak için şimdi yan yana gelme zamanı. Ortak sorunlarımızın ortak çözümler üretme zamanı. Kentlerimize barışı, demokrasiye getirme zamanı. Bu ülkeyi tecitten kurtarma, cezaevlerindeki arkadaşlarımıza kavuşma zamanı. Dayatma değil, dayanışma zamanı. Halkın, mahallenin, ilçenin, o ilin tüm halklarıyla, emekçileriyle beraber adaylarımızı belirleyeceğiz. Tüm dinamikleriyle, toplumun tüm dinamikleriyle, tüm toplumsal kesimleriyle adaylarımızı belirleyeceğiz. Halka rağmen değil, halkla beraber. Pazarlıkla değil, toplumsal ittifakla belirleyeceğiz. Ve inanıyoruz ki Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlerle bu ülkede yerel demokrasi konusunda çok güçlü bir adım atacağız. Ve ondan sonra eğer bir yere kayyum atanacaksa o da inanın Beştepe'ye olacak. Bu saraya olacak. Türkiye'de demokrasinin önünü açmak için bu mücadele büyük önem taşıyor. Ben bugün grup toplantısına gelen tüm konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Evet, tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu meclisi, bu zihniyet, bu tekçi anlayış değersizleştirmeye, hiçleştirmeye çalışıyor. Siyaseti tek adam maratonuna çevirmek istiyor. Önümüzdeki dönem onlara inat, buradaki çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Burası sizlerin kürsüsü. Burası halklarımızın kürsüsü. Kadınların, emekçilerin kürsüsü. Toplumsal muhalefetin kürsüsü. Ve bu kürsüyü dün olduğu gibi bugün de halklarımızla birlikte onların mücadele kürsüsü, onların sesi olacak yönde güçlendireceğiz. Güçlü bir şekilde ayakta tutacağız. Sevgili arkadaşlarım, yoğun bir hafta, yoğun bir dönem bizi bekliyor. Tüm vekil arkadaşlarımız hem mecliste hem yerellerinde önemli çalışmaları gerçekleştirecekler. MYK üyelerimiz, parti meclis üyelerimiz, Konya'dan gelen, Ankara'dan gelen ama bugün buraya gelemeyen ama birlikte bu mücadeleye ortak olan, bizi izleyen tüm arkadaşlarımı önemli bir çalışma dönemi bekliyor. yerel seçimler için, yerel yönetimler için çalışmalarımızı başlattık. Siyaset buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Halklarımızla buluşuyoruz, halkımızla buluşuyoruz ve olanca gücümüzde çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Önümüzde bizi bekleyen yoğun bir dönem var. Bunun farkındayız. Ben tüm arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun diyorum. Serkeftin Hevalno. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, var olun.